Bu kez de sevgili Kübra'yı çağıracağım. Kübra biliyorsunuz İstanbul'da yaşıyor ve kocası Yunus'tan çok dertli. O da işte yani inanılmaz beni kaçırdı, istemediğim bir evlilik yaptım. O da boşanmak istiyor. Yani ya boşanmak isteyen, ya inanılmaz bu, herkes bize başvuruyor. Kübra bir gelsin bakalım, bugün Yunus da canlı yayında olacak. Kübra gel. Hoş geldin. Hoş bulduk Didem abla. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim. Geç bakalım. Sen de diyorsun ki biz kaç yıllık evliydiniz? 7. 10. 10. 10 yıllık evliydin. Evet. İki tane çocuğum var. Evet. Yunus işte bir türlü boşanmaya yanaşmıyor. Ve madde kullandığını beni kaçırdıktan sonra öğrendim demiştin. Evet. Neler söylemiştin? Bir hatırlayalım. Tamam. Arkasından Yunus'u davet edelim. Bakalım ne olacak? Tamam. Yunus'tan duyduklarım da beni şaşırttı. O kadar söyleyeyim. Tamam. Tamam. Bir izleyelim lütfen. Kurtulmak istiyorum Didem abla. İki kere mahkeme açtım. Hiçbir sonuç alamadım. Ben bu adamla artık evli kalmak istemiyorum. Hayatım zindana döndü. Ay, o gözler beni çok etkiledi. Tatlım benim ya. Tatlım. 16 yaşında mı seni kaçırdı? Evet. Madde falan kullanıyordu. Benim bunlardan haberim yoktu. Hı. O zaman da zaten kafası çok yerinde değildi. Ondan sonra ben de dedim ki tamam gidelim çay içelim. Ben telefonumu verdim, ablamı aradı. Hı. Dedi ki ben kızınızı kaçırıyorum. Kızınızın da rızası yoktur dedi. Telefonumu alıp attı. Ondan sonra yani beni... Seni zorla götürüyor arabada. Tabii tabii. Ben gece nöbet tutuyordum. O evden çıkınca ben bir iki saat yatıyordum. Kalkıp çoluğuma çocuğuma bakmaya çalışıyordum. İffetsizlikle suçladı. Yani bana etmediği hakaret kalmadı. Amcasının oğluyla yani aklına gelebilecek herkes de bana iftira attı. Ben aldatıldığımı öğreniyordum. Kendisine söylüyordum. Sanki çok gururluymuş gibi. O yüzden dayak yiyordum. Ailem bana bir telefon alıyordu. Hani seninle haberleşelim diye. Sırf madde bulabilmek için telefonu götürüp gizlice satıyordu. Eve de geldiğinde onun için de şiddet görüyordum. Ya hiçbir gün gün yüzü görmedim. Bir gün dışarı görmedim. Bir gün kıyafet bile görmedim. Hep onun bunun verdiklerini giydim. Sürekli beni yanında tehditle tuttu. Ama artık ondan korkmuyorum. Ben şizofrenim diyor. Kurup kurup kafayı sana takıyorum diyor. O zaman git tedavi gör. Oğlun sevgili Kübra'ya yapmadığını bırakmamış. İçiyordu, bilmiyordur. İçiyor ki işte zaman göz görmüyordur. İçiyordu, gözü görmüyordu. Öldürseydi de gözü görmeyecekti. Tek bahaneleri oğlum içiyordu, hatırlamıyor. Yunus telefon hattındaymış. Ne zaman aradıysam insan gibi konuşmadın. Ben seninle konuşmak zorunda değilim ya. Ne konuşacağım seninle? Senin konuştuğun ne? Kübra pişmanım, geri dön. Ben sana dönmek istemiyorum, istemiyorum. Bitti. Çocuklarını özledin mi hiç? Evet çok abla. Asla görmeyeceksin o çocukları. Yok, çünkü göreceğim. Çocukların hayır, seni asla istemiyor. Bir şey yok. Yunus ben seni yarın buraya bekliyorum, olur mu kardeşim? Olur abla. Şimdi Yunus sözünde durdu, birazdan çağıracağım Yunus'u ama Kübra'cığım dün seni işte Yunus ya da onun ailesinden biri, annesi aradılar mı hiç? Daha hayır, önce buraya gelmeden önce işte aracı olup sizin bir araya gelmenizi istemiş. Yok yani, hiç aramadılar beni. Ya barış demişler değil mi daha önce sana? Evet, bir gün önce gelmeden yayına bir gün önce aradılar ama dün beni kimse aramadı. Peki sen işte hiç barışmak gibi bir şey düşünüyor musun? Hiç düşünmüyorum Didem abla. Hı? Hiç düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorsun. Hiç 3 yıldır çocuklarını da görmüyor. Aynen öyle. Evet. Boşanabileceğine inanıyor musun? İnşallah. Bakalım ne olacak yani. Bir Yunus gelsin bakalım. Yunus gelir misin lütfen? Hoş geldin. Hoş bulduk abla. Nasılsın? İyiyim ablam, siz nasılsınız? Sağ olasın. Gel bakalım karşıya, tam uca otur. Diğer uca. Evet. Bana dediler ki... Boynunda dediler dövme var. Ben evet. Seni daha ben yayın öncesi yani diğer programlarda da öyle konuklarımla çok karşı karşıya gelmiyorum. Şöyle bakayım. Buyurun. Aa burada Kübra dövmesi var. Oo. Ellerinde nerede yazıyor Kübra? Burada. Bu ne, şöyle çevirsene. Bu hangi şeyle ne? Rusça mı? Rusça. Alfabeye göre. Evet. Kübra. Burada? Eski Göktürkçe. O da Kübra. Şöyle göstersene. Her yerinde sen varsın Kübra. Şurada, bunları ne zaman yaptın peki? Üç, ben ayrıldıktan sonra yaptı Didem abla. Ben evliyken kolunda başka bir kızın adı yazıyordu. Ben onu sildiremedim. Ben onu bırakıp gittikten sonra da adımı kendine kazımaya başladı. Sen gittikten sonra yaptın öyle mi bunları? Tabii tabii ben gittikten sonra yaptım. 3 yıldır görmüyorsun kocanı, çocuklarının annesi, babasını. Evet görmüyorum. 3 yıl oldu abla. 5 yıl olmadı. Şimdi ben, bir aradan çekildim. Sen ne, Yunus'a söyleyeceklerin var mı? Yani neden buraya getirdin olayı? 4 sene 2019'da dava açtım. 2020'de tekrar dava açtım.
Bir hafta olmadı. 3-4 gün önce davam gene reddedildi. Neden? Şunu söyleyeyim öncelikle. Ben seni zaten çok seviyorum ve bunu hiçbir zaman sana belli etmedim. Etecektin o zaman. Etmedim. İş işten geçtikten sonra sevginin bir anlamı kalmadı. Etmedim. Anlattıkların hiçbir doğru değil. Niye dün her şeyi kabul ettin? Kafan yerinde Hayır, değildi. Ben hiçbir şekilde seni zorla alıkoyup getirmedim. Dün niye evet dedin? Zorla alıp getirmedim. Dün niye evet dedin? Ablanı arayıp telefonu hiçbir şekilde kırıp atmadın. Dün niye evet dedin? Doğruları niye döndün? Konuşalım. Doğruları konuşalım. Tamam doğruları konuşalım. Doğruları dün konuşuyordun. Konuşalım. Bugün niye yalan konuşmaya başladın? Hayır yalan konuşmuyorum. Ben sana diyorum ki doğruları konuşalım. Tamam konuşalım. Dün konuşuyordun işte. Dünküler doğruydu. Sen söyle ben de söyleyeyim. Ben tamam, sana dün doğruları söyledin ya. Ben sana doğruları söyleyeceğim. Kübra niye yalan söylüyor? Neyi yalan söylüyorum? Ablam. Ona bakarak konuş. Gözlerine bak. Ona bakarak konuşayım. Heh. Ben sözde 10 yıldır evliyim ve sürekli şiddet görüyormuş. İlk 5 yıl falan evet. Değil mi? Neden bir gün karakola gitmemiş? Ben bunu 5 yıl mı evde hapsettim? Sor Kübra. Karakola neden gitmemiş? Neden bir gün hastaneye gitmemiş? Karakolda kaç kere şikayetim var, uzaklaştırmam var? Ne kaç zaman kere babamın ama? Evine gidip gelmişliğim ne var? Ama? Ne zaman aldın? 5 sene öncesi. 5 sene değil. 8. ayın 22'si 2020'de aldın. O da ondan gittiğin önceleri. Gün. O da gittiğin gün. Ondan öncesi varsa karakol dediklerini ben çok kabul iyi ediyorum. Yunus. 2017'de de gitti abla, doğrudur. Hı? 2017'de de gitti, doğrudur. Çok gittim Didem abla, yani bir sefer şuna, değil, Yunus, iki sefer değil. Yani sen Kübra'yı sevdiğini söylüyorsun. Evet ablam. Bu sevgi hala devam mı ediyor? Evet ablam. Didem abla onunki sevgi değil ya, ama onunki hasta bir takıntılık şu yani. Abla, hastalık değil abla. Hı? Hastalık değil. Ama her yerine sevgi değil. Değil, hastalık sevgi değil. Değil. Hastalık olmuş olsa da böyle olmazdı. Hastalık. Ama ablam hiçbirine katılmıyorum, yalan Didem söylüyor. Didem abla çok ben bir şey söylüyor. Sormak istiyorum. Sor ben arada. Evlilik cüzdanın nerede? Bilmiyorum. Dürüst bir şekilde cevap ver. Bilmiyorum, nerede? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ben sana hatırlatayım mı nerede? Yok, bu sana teminat kalsın. Paramı alınca evet. Gelir alırım diye bıraktığın yerde evlilik cüzdanın. Tamam, buna yemin edebilir misin? Ederim. Adamın da yanına gittim. Evet. 50 TL karşılığında dedi, abla bıraktı buraya dedi. Geliş o gidiş, ben o cüzdanı attım dedi. Ne konuşuyorsun ya? Çok kıskançmışsın evet, bu arada. Evet, doğru. Boş kıskançlık. Yani benim hiçbir şey yapmadığım halde kuzenlerinden, amca çocuklarından biri beni kıskanıyordu diyor. Bak onun gözlerine bak. Biraz doğru abla, ama evet, aynı ortama sokuyordu. Ha? Kendi işi olduğu zaman aynı ortama sokuyordu. O zaman sokmasaydı. Niye soktun o zaman? Bir senin gece amcanın oğlunu benim evime getirdin. Senin yaptıklarına ne demeli? Bir gece amcanın senin oğlunu... Senin yaptıklarına ne demeli? Bir dakika, lafımı kesme. Ben bir seni gece... kaçırdım da sen bana ne söyledin? Bir gece sen, amcanın... Ben seni kaçırdım da sen bana ne söyledin? Ne söyledim? Yunus senin hayatımda bir kişi oldu dedin. Beni hasta eden sensin zaten. Neyini hasta edeceğim ya beni ben hasta eden seni? Sensin. Yalan neyini söyleye hasta söyleye geldi buraya. Neyi yalan söyledin sana? Sen yalan söyleye söyleye geldi buraya. Madem öyleydi niye aldın? Aynı gün babamın kapısına tükürdüğümü getirseydim yalamadım. Ben kötüydüm. Tükürdüğümü yalamadım. Ağladın da hatırlıyor musun? Ya he, diğerleriyle onun karıştırma için seni bırakmayacağım çocuk yaptın. Dedim. Onun hatırlıyor için mi iki tane çocuk yaptın? Hatırlıyor musun? Onun için mi iki tane çocuk yaptın? Hatırlıyor ben musun? Ben kötüydüm, beni bıraksaydın. Bak 5 senedir dava sürüyor. Niye gelip boşamadın? Çok gururluydun ya. Yerde bırakıyordun. Yalan söyleme. Var söyle ya, biri çıksın gelsin konuşsun. Ben kabulüm amcanın hadi. Amcanın oğlu. Hadi. Amcanın oğlu benim zaten. Amcamın oğlu. E, iftira attın. Nasıl bırakıyorsun o zaman aynı ortamda? Amcamın oğlu. İftira. Çok namuslusun ya. Evime iki kişi getirmedin mi? Kimi getirdim? Kapınızın önündeki komşu. Kimin? Çağır gelsin söyle buraya ben gelsin. Ben adını hatırlamıyorum. Arasın. Arasın aynen öyle bağlansın. Baba oğuldu. Hatta babası da oğluyla senelerdir görüşmüyordu. Getirdin içirdin telefonu çaldın bana da söylemeyeyim diye beni tehdit ettin. Bunun Allah suçu Allah da var. Söylüyor, bir şey Didem abla oğlu babasıyla birbirine girdi bu yüzden. Karakolluk oldular. Pişkin pişkin bir de karakola gitti adamlara. Ben görmedim demeye. Yani beraber aynı evi paylaştığınızda sürekli şey mi oldu? Böyle hiç her gün kabus gibi miydi? Evet kabustu. Kendisi yoktu ki zaten ortada. Geldiğinde de hiçbir gün ayık gelmedi o eve. Her gün bir masası vardı ama o yemek masası... Öyle mi Yunus? Hayır abla. Ya nasıl hayır ya? Keşke oğlum konuşabilse de gelse de burada her şeyi anlatsa. Diyordun ya konuşuyor. Konuşuyor da yaşı tutmuyor. Keşke gelse konuşuyor. De burada anlatabilse. Yaşı tutsa. Ben sen eve gelmeden çocuklarımı uyutuyordum. Sırf evet. Seni o halde görmesinler diye. Az pisliğini temizlemedim. Çocuklarımın Hı-hı. o kadar pisliğini temizlemedim. Seninkini temizledim.
kim de temizliyordum. İnkar etsene. Beni kendine temize çıkarttın. Başka bir şey demiyorum. Ne? Yaptıkların var ya. Bıraksaydın. Ya. Kaç sefer gittim ailemin evine. Niye geldin tehditle beni? Beni kullandın diyor. Tehditle. Ne? Beni, Yunus hiçbir diyor ki. Hiçbir şeyinde kullanmadım Didem abla. Beni kullandın diyor. Doğru mu anladım? Hiçbir şeyinde kullanmadım. Evet abla. Yani kullanıldığımı anladıktan sonra hayır, da ben çok kötü olmaya başladım ve maalesef yalan yanlış yollara girdim diyor. Doğru mu anladım? Doğrudur abla. Her şey Kübra'dan sonra mı oldu? Tamam ben kötüydüm. Beni hasta eden bu zaten abla. Hasta etti seni. Evet hasta etti. Yani kurgularım o zaman. Ya kurmamın sebebi hep bu zaten. Ha bıraksaydı. Bana dedi ki hayatımda bir kişi vardı dedi. Bir kişi. Ne kişi pavyonu ne diyorsun sen çıkmadı mı? Çıkmadı mı? Ne pavyonu çıktı? Çıkmadı mı? Pavyon mu? 16 yaşında baban gelip almadı mı karakol kartı? Pavyonda. Evet. Pavyon. Aa Kübra. Varsa karakolda kaydı çıksın. Kübra pavyondan geldi diye. Arkadaşlarına kalmadın mı? Ya bak. Evden kaçmadın mı? Ya nerede kaçtım? Tamam çıksın kaygını çıkar. Tamam kendin söylediklerini söylüyorum ben sana. Ben sana böyle bir şey söylemedim. Sonra sen, ben doğruladım sonra gittim araştırmadın mı? Bulmadın mı çocukları? Sen harbiden hastasın hepsini tek tek bulmadın sen mı? Sen çok hastasın biliyor bulmadın musun? Bulmadın mı hepsini? Hastası kafayı yemişsin sen. Bak bir şey yani tartışabilirsiniz birbirinize kızabilirsiniz var ama küfür yok hakaret yok, yok şahsi abla. Şey yok.